Ne demiş bana? İfadelerinden biri pozitif, diğeri negatif olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatif tam sayıdır? Biri pozitif, diğeri negatif. Bakın şimdi arkadaşlar. Yavaş yavaş o kıl, kıl sorulara geldik farkında mısınız? Varsa kıl, bana takıl. Evet. biri pozitif, diğeri negatif. Tamam mı? Ne yapalım? Yuşa çıkışta Veli'ne bu kısmı seyrettir. Seni <laughs> <laughs> Seni bir ciğer ekmeğe götürsün. <laughs> tablo yapacağız. Başka çare yok. Ama nasıl tablo yapacağız? Bak biri pozitif diyor ya. Belki bu pozitif. Belki bu negatif. Bu birinci durum. Belki bu negatif. Belki bu pozitif. Diğer durum arkadaşlar. Hemen efsane tabloma başlıyorum. Asrın mucidi arkadaşlar. Tablo. Hayat kurtarır. Şimdi A ile B'nin çarpımı artıysa hani şuradayım bak. Hatta elit bir renk yapayım da öyle düzgün gidelim. A ile B'nin çarpımı artı ya neyle neyin çarpımı artı olur? Eksiyle eksi artıyla artı. Tamam bu bir. Peki B ile C'nin çarpımı ne? Eksi. Farklı olmasam Eksiyse bu ne olacak? Artıysa bu ne olacak? Bu bitti. Şimdi geldim şuna. İyi gidiyoruz. Bozmayak. A ile B'nin çarpımı eksi o zaman A artı B eksi veya A eksi B artı. Doğru mu? Evet. B ile C'nin çarpımı ne? B ile çarpımı artı. B eksi. B eksi ise C eksi. Artı. B artı ise C artı. İşte efsanemiz, günümüzün kahramanı tablo. Hangisi kesinlikle negatif tam sayıdır? Bakalım. A çarpı B negatif oluyor. Negatif oluyor ama bak A çarpı B aynı zamanda ne oluyor? Ne oluyor? Pozitif oluyor. Bunun bir kesinliği var mı? Yok. A ile B'nin toplamı negatif mi? Bak burayı iki pozitif toplarsan ne olur? Pozitif olur. Bunun kesinliği var mı? Yok. B ile C'nin toplamı şurada pozitif. Ee, negatif olabiliyor mu? Olamıyor. O yüzden bu da ne oldu? Gitti. A ile C'yi çarpalım. Peki, şarkı negatif. Şarkı Ana bu oluyor. Çok şaşırtıcı. Bakın A ile C'yi çarpın eksi. Buradan çarpın eksi. Çarpın eksi. Çarpın eksi. Buradan A çarpı C oluyor. Peki A çarpı B çarpı C'ye bakalım o zaten en baştan fiyasko vermiş. Eksi eksi artı artı. Burası ne oldu? Artı oldu. O yüzden bu da gider. Bak gördün mü? Şurada tabloyu yapmasan, şurada tabloyu yapmasan abi iki saat düşüneceksin. Şu mu, bu mu, o mu, bu mu? Ondan sonra tank bir vuracak. <laughs> Senin mıntıkanı. Kaç sorumuz var? Dört soru var. Bu dersi ikiye bölmeyelim o zaman. Enerjimiz iyi değil mi? bitirelim hiç. Akalım gidelim alemlere. Alemler kalbimizde. <laughs> Geçiyorum. Geçerken geçmiş oldum. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar aşağıdaki sayılar gerçel sayı değildir demişiz. Bir sayının karesi sıfırdan küçük. Olamaz. Nerede? Gerçel sayılarda. Bir sayının dördüncü kuvveti, kuvveti sıfırdan küçük. Olamaz. Bu kökün derecesi çiftse içi negatif. Olamaz. Bir mutlak değerin sonucu küçükten sıfır. Bir dakika. Bunda bir dakika. Bir dakika. Mutlak değer bir. Küçüktür sıfır demişiz. Çıkabilir değil mi pozitif? Bak oğlum iyi kendinize gelin. Mutlak değer bir sıfırdan küçük olabilir mi? Yani o yüzden olamadığı için de gerçek sayı değil. Tamam bir, bir an bence ya ben karıştım ya siz. Ya ha, atın ya. bana atın. Ha, atın. Video <laughs> bitsin. <Bice bilsin. gülüyor> Geldik şuna. Arkadaşlar bu nasıl gösteriliyor biliyor musunuz? Bak şu alttakini kökün derecesi yapıyorsunuz. İçeridekini aynen bırakıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden kökün derecesi çiftken bu gerçek sayı olamaz. Bunu da e, elit bir şekilde göstereyim. Kökümün derecesi 8, İçeride eksi 5'in kupu var. Eğer bakın bu küp değil de çift bir şey olsaydı olurdu. Ama küp negatifi korumadığı için burası ne oluyor? Negatif. Ve 8. dereceden kökün içi asla negatif olamaz. O yüzden bu da gerçel sayı değildir. Zaten demiştik ki aşağıdaki sayılar gerçel sayı değildir. Evet. Benim öğrenciyken arkadaşlar en nefret ettiğim soru tipi bak en nefret ettiğim soru tipi neydi biliyor musunuz? Kaç tanesi doğrudur soruları. Çünkü bu Kaç tanesi doğru soruları? Bence her zaman doğru sorularından da daha kıl. Ee, bir tanesi gittim mi kaçıyor. O yüzden bütün dikkatinizi verin. Bayağı da seçeneğimiz var. Ama soruyu basit tuttum. Soruyu basit tuttum. Tamam. Burada ne demiş? A kare büküp büyük eşittir sıfır. Tamam mı? Bir dakika üstüme gelmeyin. Dikkat ediyorsan şurada bir dahilik var. O can sıkar. O var ya öyle bir can sıkar ki. Ya. Biz o direkt o can sıkarla başlayalım. Bu şu demek A sıfır olabilir. B sıfır olabilir. Bu bir değil mi? Evet. A sıfır olursa B ne olabilir? Artı da olabilir. A sıfır olsa B ne olabilir? Eksi de olabilir. Çünkü B'nin önemi yok. Sıfır ya. B'ye önem kalmadı. Aynı şekilde B sıfır olursa da Anın önemi yok. Bak kaç tane durum çıktı bir anda farkında mısınız? Durum yumuğa. Tamam. Artık A ve B'nin sıfırlı düşün, normalini düşünelim, İnsani şartlara geçelim. O zaman bu sıfır değilse ne olur? Kesinlikle artır. Çünkü A ve B'ni reel sayı, de silebilirim. E, Artı ile neyi çarparsanız sıfırdan büyük olur. Artı. Artı. O zaman B'de ne olacak? B kesinlikle pozitif. Peki A'nın durumu ile ilgili bir şey var mı? Artı da olsa B pozitif, eksi de olsa pozitif. Demek ki A eksi de olabiliyor. A artı iken B artı da olabiliyor. Bak bir daha söylüyorum. Burada A kareyi sen komple siliyorsun yani. A'nın önemi kalmıyor. Yani A eksi de olabilir, artı da olabilir. Ama B kesinlikle ne? B küp büyüktür sıfır olduğu için B mecburen ne olacak? Artı olacak. Uf ne kadar durum çıktı ya. Hiç acele etmeyelim şu soruda. Ben tırstım biraz. <laughs> Ayrıca tırstım yani. Bu, bu ne böyle? Geçerli değil. Çünkü beynin üzerinde küp var. Bak. Yuşa dikkat et. Akara küp diyoruz ya. Burada e, küpten dolayı bunu siliyorsun. Ama burada adamı komple imha ediyorsun. Yani komple imha ettiği için ne diyorsun? Sen sıfırda olsan önemin yok. Artıda olsan önemin yok. Eksi de olsan önemin yok diyebiliyorsun buradaki dahillikten dolayı. Şimdi acele etmeyelim. Kaç tanesi doğru olabilir? Allah'ım bir de olabilir. A sıfır B sıfır olabileceği için toplamları sıfır olabilir mi? Olabilir. Evet. A ile B'nin çarpma sıfır olabilir mi? Evet. Olabilir. Şimdi demiş ki bak şunu bir tarafa atın. A büyüktür B. Olabilir. A B'den büyük olabilir mi? Ee, şuradan dolayı olabilir. Bakayım olamaz çıkacak mı çok merak ederim. A bölü B sıfır olabilir mi? Şuradan dolayı olabilir sıfırı artıya bölersen ne olur? Sıfır olur. Olabilir. A çarpı B sıfırdan küçük olabilir mi? Şuradan dolayı olabilir. Çok da zor değil mi sanki ya? A ile B'nin toplamı sıfırdan büyük olabilir mi? Olabilir. O da olabilir. Çünkü artı sayı ile artı sayı toplarsan ne olur? Sıfırdan büyük olur. O yüzden kaç tanesi doğru olabilir? 6 tanesi olacak. Burada da şu sevmediğiniz sıfırın ne kadar o tabloyu çoğalttığını görün artık. Umarım kaçırmadık. Siz not alırken ben de şöyle bir daha kontrol edeyim. Güzel. Valla değişik. Diyorsun ki bu kadar tablodan sonra herhalde kesin doğru olur. Bak şaşın güzel. Geçiyorum. Geçelim. Deşifre demişiz. Bakalım niye deşifre dedik? Heh. Deşifre demişsek muhakkak bir deşifre vardır arkadaşlar. ABC B, reel sayı ve A küçüktür, B küçüktür, 0 küçüktür, C. İşareti nedir? Bak şimdi şu eksi oluyor. Şu artı oluyor, şu eksi oluyor. Bak. Sıkıntı farkında mısın? Soruda bir sıkıntı var. Burada size yeni yöntemimi göstereceğim. Deşifre dedik ya. Parçala. Parçala bul. Nasıl parçalayacağım? Şimdi arkadaşlar hiç acele etmeyelim. Nasıl parçaları? Şurada B'nin C'ye ihtiyacı var bence. Şöyle olsa. Eksi B. Ya da A'nın mı C'ye ihtiyacı var? Bir dakika ellemeyin beni. Takılırsam 50. <laughs> 3 a'yı 3 a'yı a artı 2 a diye yazıyorum. Eksi 2 b eksi c diye yazıyorum arkadaşlar. Şurayı iki parantezine alıyorum. a eksi b geldi değil mi? Şu a'yı aynen devam ettiriyorum. a eksi c'yi de aynen yazdım. Şimdi şu en başta anlattığım çok deli, delikanlı bir yöntemim vardı benim. Efsane şeyler. A'dan B çıkıyor. Küçükten büyük çıkarsa neydi arkadaşlar? Negatif. A'dan C çıkıyor. Küçükten büyük çıkarsa neydi arkadaşlar? Negatif. 2 negatif. ile negatifi çarparsan ne olur? Negatif. negatif. Burası da negatif. 2 negatifi toplarsan sonuç ne olur? Negatif. negatif. Olan işaret nedir? Eksi. Bak bu başka türlü de bulunuyor. Buldunuz başka türlü de? Şimdi şurada 3A var ya. Onu 2A'ya A diye parçaladım. Sebebi de ne? Şuradaki 2 ile ortak paranteze girsin diye. Eksi 2B, eksi C dedim. Şurayı 2 parantezine aldım. E, alınca şey oldu. A eksi B oldu. Şuradaki A'yı da aynen geldim şuraya yazdım. Eksi C'yi de buraya yazdım. Oradan da küçükten büyük çıkıyor. Eksi. Küçükten büyük çıkıyor. Eksi. 2 ile çarptın yine eksi. E, bu da eksi. Eksi ile eksi topla eksi. Güzel yöntem ama ha. Bunu mutlak değerde soruyor ÖSYM'e. Sınavdan önce bunları var ya bir daha hani böyle son böyle sınava bir ay kalıyor ya böyle 40 gün. Bu temel kavramları alıp böyle şey niyetini, tekrar niyetini bir kere daha çözdünüz mü? Sınavda böyle kolay hata yapmazsın. Hadi mesela atıyorum adam diyor işlem hatası yapıyorum falan diyor. İşte bak hep bu basit şeyler yüzünden oluyor bunlar. Ufak parçalamayı kaçırıyor. Emre yaz bakayım. Ben de bir su çekeyim. Kaç sorumuz kaldı? Çok heyecanlıyım. <laughs> şu kabine bayağı ders yapıyoruz ha. 17 soru mu çocuk bir dersine? 16. Şöyle güzel yazıları şu kağıda, <laughs> şu kameraya göstermek istiyorum. Bak böyle çok güzel notlar da var. Bir alta mı koydun? Ha. Bak böyle. Yüzümüzle baka baka kararır. Böyle bakarak kararın. <laughs> Senin aman oğlum. <laughs> 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 Abi ki seni başka bir zaman gösterelim. Evet. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar bir başka sorumuza. Yine deşifre demiş. Allah Allah. Acaba ne diyeceğiz ki yine? Bu adamın da deşifresi bitmiyor ya. Her şeyi deşifre ediyor. Bir ara öyle diyorlardı bazı arkadaşlarınız başka şeyler düşünüyordu benim aklımda. Sonradan bizi seyrettikten sonra hakikaten bu teknikleri görünce evet adamın dedi bir bildiği varmış dediler. ABC gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi arkadaşlar bak. iki tanesi negatif, bir tanesi pozitif. İşte ÖSYM'nin tam vurucu sorusu. Hemen bak aklınıza ne geldi direkt? Tablo. Şimdi yalnız burada o öğrendiğiniz basit taktikler var. Onları bir uygulayalım. Pozitif çarpmadan neydi etkisiz? Bak onu söylemedik bugün ha. Pozitif. Pozitif. Farklı şekilde söyledik. Bu şekilde söylemedik. Çarpmada etkisiz. Çarpmada etkisizse bölmede de etkisizdir. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar mutlak değer A her türlü pozitif olduğu için gitti. B'nin üstü gitti. C'nin de üstü gitti. Hatta ben burada kendi silgimle sileceğim elit bir çalışma olsun. Çok elit olacak. Şimdi mutlak değer ayı komple sildim. Bunun 3 Üç... sildim. Bunun yok sileceğim inat ettim. 5'ini sildim. Üstü tek olduğu için üssü sildim. Üstü çift olduğu için komple sildim. Ee, mutlak değer içinde olduğu için bunu da komple sildim. Yani 7'nin böleni var mı? Yerler mi yani? Yemezler. Üstü tek olduğu için üssü sildim. <laughs> bir dakika. Mutlak değer olduğu için komple sildim. Akar komple sildim. Şu noktaları noktaya sileyim. Evet bak ne oldu? O karmaşık görüntü bir anda gitti. Adamın kolunu, kanadını, bütün tüylerini yondum. <laughs> tamam. Şimdi bir tanesi pozitif diyor ya. Artık o bir taneyi tek tek denerim. <laughs> Diyelim ki şu pozitif olsun. Şu ikisi negatif olsun. Bu bir. Şimdi bak pozitifi yer değiştiriyorum. Pozitif ortada olsun. iki. Pozitif en altta olsun. Üç. Tabii iki tane negatif olacak. Bak onları da ver. Ben buradan yürürüm. Ee, ama bence nereden yürüyorum biliyor musun? Alttan yürürsek daha rahat olur. C'den yürüyorum. C'den çünkü C kesin eksi. A da kesin eksi. Evet doğru. Bak C ve A'dan yürüyelim. Yürüyorum dikenlerin üstünde. O, o bilen var mı? Olabilir. tamam hafta evinizde türkü söylesin. Yok mu içinizde bir yanık sesli arkadaş? C eksi. A eksi. B ile C'nin çarpımı ne olacak? Artı mı olacak? O zaman B ne olacak? Eksi. Bu bitti. C eksi. A artı. B ile C'nin çarpımı ne olacak? Eksi mi? O zaman bu ne? Artı. Bu da gitti. C artı e, A eksi B ile C'nin çarpımı ne olacak eksi mi? O zaman bu ne olacak? Eksi. Tamam. Tamam sakin. Şimdi arkadaşlar bu kadar tablomuzu yaptık. Evet. Şimdi demiş ki hangileri her zaman doğrudur. Evet. Elinde tablo varsa yeter. Hani biraz beyin biraz bilgi diyoruz biz buna. A çarpı B sıfırdan küçük. Ben önce bundan başlayacağım. Bunlar daha sempatik geliyor bana. A çarpı her türlü sıfırdan büyük değil mi? Evet. Her zaman büyük zaten. B artı c sıfırdan küçük. Arkadaşlar şimdi bakın burada B artı C'nin sıfırdan küçük olduğu bir durum var, doğru. Ama ben burada B artı C'nin hakkında kesin hüküm veremem. O yüzden bu öncülü hakkında da kesin hüküm veremem. Bu öncülü bilerek sonra bıraktım. A artı B sıfırdan büyüktür. Bir kere tamam mı? e, ee, eksi ile eksinin çarpımı ne? Sıfırdan küçük. Ee, bir dakika özür dilerim. Eksi ile eksinin toplamı ne? Negatif değil mi? Evet. Yani eksi ile eksiyi toplarsam ne oluyor? Sıfırdan küçük oluyor. Bu zaten bu da gitti. O yüzden cevabımız ne olacak? Evet. Hiçbiri. Hiçbir ayrı mı yazılıyor bitişik mi? Çık, bitişik hocam. Kesin emin misiniz? Kesin eminim, Bak sonra adamlar yapamaz. Neyse ben... <laughs> hocam <çık gel gülüyor> bitişik. Tamam. Hiçbiri. Tamam. Türkçeden de bir net yükledim. Evet. Gördün mü Ahmet? Sil silmezsen onları al. Orayla nasıl uğraşacaksın? Önce rakibini küçülteceksin. Sonra atak yapacaksın. Bak lan hani, gücün yetmiyor. <laughs> Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. O Hocam bence sona bir tane de böyle ödev soruşturmuş gibi bir şey söyleyeceğim. O... <laughs> Dur bakalım. Sen kendi kafamda ödev edersin. Dur bakalım olabilir. Şimdi arkadaşlar ben bu son soruda özellikle konuyu da tekrar etmek istedim. Bu ne ya? <laughs> <Bayağı gülüyor> <soru, bayağı>. Harbi. <laughs> Şıkları görünce bir moralim bozuldu ama. <laughs> ee, bir okuyalım belki bize bir ekmek <laughs> Hepsini kırdı <laughs> O soruyu birazdan bir daha gelelim Şimdi bakın X çarpı y sıfırdan büyük demiş ya X çarpı y'nin artı olması için ne olabilir? X artı y artı Ya da x eksi y eksi Yani x ve y aynı işaretli mi? Evet. Bana bunu söyle X ve y aynı He, Aynıysa x ve y aynıysa. O zaman 1 bölü x ile 1 bölü de aynı şartlı mi? Evet. O zaman pay ve payda yer değiştirir. x bölü 1, 1 yazmadım. y bölü 1, 1 yazmadım. Küçük ne oldu? Şey. Büyüktür oldu. x, y'den büyük. Bu birincisi. Bak şu bilgi şuna sana zemin kurdu görüyor musun? Yoksa yapamaz. Şimdi büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa ne oluyordu? O zaman burası ne? Pozitif. Çünkü x, y'den büyük. Büyükten küçük çıkarsa pozitif. Pozitif bir şeyden, pozitif bir şey Z'den küçük Z her türlü pozitif. Z her türlü pozitif. Nasılmış? Z her türlü pozitif. Her türlü pozitif olan bir şeyle e, x'i çarpınca sıfırdan küçük olmuş. O zaman x ne olacak arkadaşlar? Her türlü negatif. Her türlü negatif. X negatifse y her türlü negatif olacak. Tamam. Bu kadar bilgi bulduk. Hangisi gerçel sayı değildir? Şimdi arkadaşlar Kökün derecesi tekken içi negatif ya da pozitif olabiliyordu. Dolayısıyla bu her türlü gerçel sayı. Gerçel sayı olduğu için gitti. Ben olmayanı bulacağım. Kökün içi ne? Z var. Z ne? Artı. artı. Kökümün derecesine yazılmamış çift. Çift dereceli bir kökün içi pozitif olmalı gerçel sayılardaki. Olmuş mu? Olmuş. Bu da gerçel sayı. Bakınız x Burada bilerek tuzak kurdum arkadaşlar. Zaten kökün derecesi ne? 5. X karede x olmasının bir önemi var mı? Yok. O zaman bu da yine gerçel sayı. X çarpı Y çarpı Z'ye bakalım. Ee, eksiyle eksi çarpı artı artı. Burası artı. Artı bir sayının üzerinde ne var? 1/2. E ee, bu 1/2 ne demektir? Kökün derecesi 2 demek. İçeride de işte x çarpı y çarpı z üzeri 1 var. Bu da yine her türlü gerçel sayı. Çünkü neden? Bu çarpım neyi artı. Cevap bu diyeceksiniz ama yine de görelim. X ile Y'nin şey ne? X ile Y'nin toplamı ne? Eksi. 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 Şura kesin eksi. Z artı bir sayıda ama eksi ile için burası da ne oldu? Eksi oldu. Dolayısıyla bu kökün içi ne oldu? Eksi oldu. Kökün neresi ne? Eksi. Çift. Yazılmamış. Yazılmadığı için ne? İki. O yüzden içi ne oldu? Eksi. O zaman demek ki arkadaşlar demek ki bu gerçel sayı değil. Gerçel sayı olmadığına göre cevabımız da bu. Evet güzel bir dersin sonuna geldik. Arkadaşlar yalnız harbiden şu bir sadeleştirmeyi ben bir <laughs> tekrardan bir açmak istiyorum. Bayağı evet bayağı bir bak. Yani nereden nereye? Bak ne kadar şey çıkmış yani. Nerede soruda bir şey kalmıyordu. 16. sorumuz da var. Bir sonraki konumuz ne? Sayı doğrusu. Evet sayı doğrusuna geçeceğiz. Ee, şu açıklamaları bir daha yapalım. Acele etmeyin. Beraber toparlanalım. Buraya kadar dinlemeyi başaran arkadaşlarım için özellikle söylüyorum. Evet. Onlar burada bir slogan yazsınlar. Ne yazsınlar? Bir atasöz söyleyelim. Güzel bir atasöz olsun. De, şey damlaya damlaya göre olur. <laughs> <Oğlum. gülüyor> <laughs> Harbi onu yazsınlar. Kelpeten mi? Bir dakika. Kelpeten miydi? Kerpeten miydi? miydi? Kelpeten mi? 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 Reyle. ile. Re Re Tamam. Buraya kadar dinlemeyi başaranlar harbiden <laughs> e, videoyu beğenip kerpeten yazmazlarsa ayıp olur. Yani koca video bak. Biz bu kadar şeyi paylaştık. E, kerpeten yazın. Bize mutlu olalım. Ben bunları sayacağım. Kaç tane kerpeten <laughs> 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 kerpeten. O daha mı sen? Like ve abone ol. Like atıp abone olsunlar. E, sizin içinizden her ders birine bir söz hakkı veriyorum. Bugün kime verelim? Emre'ye Emre bu ders hakkında ne düşünüyorsun? Bir öğrenci olarak yani e, Yektumat'ın dersine girmek ayrıca bir ayrıcalık zaten buradaki herkes için ve bu YouTube camiasındaki sizin dersini dinleyen herkes için bu bir ayrıcalık bence. Yektumat'la dersler yani daha akıcı, daha zevkli geçiyor. Ki Hele girişlerimizdeki yani Kurtlar Vadisi tutsunuz ile girmek daha ayrı bir heyecan katıyor derse girerken. Ve önümüze şu anki çalışmamızda PDF verip ve bunu diğer arkadaşlar da ücretsiz bir şekilde açıklama kısmında pdf vermeniz yani bu hem camia yani YouTube'daki arkadaşlar için iyi hem de bizlere şu an vermiş olmanız bize ayrıyetten bir mutluluk saçıyor. Ee, yani YouTube için ve şu an bizler için yapmış olduğunuz bu program bence herkese çok katkılı olacak. Ee, konu içince içinde yani ÖSYM'nin çıkabileceği soruları siz kendi açınızdan bir yorum katıp farklı tarzda sorular yakalayıp bunu da bize ÖSYM tarzına çıkabilecek şekilde yansıtmanız bizim için artı bir katkı sağlıyor. Yani bu yüzden bence YKS atışın herkes böyle dinlemeye, bakmaya çalışabilir. Telefonu <laughs> <laughs> telefonu. Arkadaşlar ben de gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Dersime katıldığınız için. Aynı zamanda Sultan Meyli Cebirhane Eğitim Kurumlarına da ayrıyetten teşekkür ediyorum bize mekanlarını açtıkları için. ...ve bu çekimlere dışarıdan katılmak isteyen arkadaşlarımızla... ...bizim bu çekimler bayağı sürecek. Ee, i̇nşallah yani ben bayağı bir matematikte anlatacağım. Her gün bir konuyu... ...bir gün tüm konuları anlatmış... <laughs> ...olacağız diye düşünüyorum. Bu arada yeni yeni, slogan, yeni sloganım bu. Ee, sizin için de güzel tekrar olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi sınava yakın böyle. Bunlar hızlıca bir daha tekrar edildiği zaman... ...özellikle hani bu takıldığımız bazı sorular oldu. Hani e, artının sıfırdan büyük olması... ...artının arttan da büyük olması artının eksiden de büyük olması. O çok önemli bir kısımdı bence. Onları da yine tekrar ederseniz iyi olur. Oynatma listesini düzenledim. Artık sistemli ve baştan anlatıyorum. E bunu da yine dinleyen arkadaşlar da arkadaşlarına tavsiye ederlerse hani gördüğünüz gibi dershanemizi, dershane ortamını komple açmış olduk yani. En azından e Cebirhane ile işbirliği yaparak kendi çalışmalarımızı. Bu anlamda ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah istediğiniz yerlerden daha iyi yerlere gelirsiniz. E çünkü bizi motive eden emin olun sizlerin bize bakışları, e, buraya gelmeniz. Gelin diyorum. Her gelin dediğimiz, de, dediğimizde yani işinizi gücünüzü bırakıp geliyorsunuz. O yüzden Allah işinizi gücünüzü rahat getirsin. Kutluyoruz. <laughs> Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşürüz. Son olarak bir şey demek isteyen var mı? Yok. Kapatıyorum. <laughs>